çıkmak için. Çünkü fabrika yoktu, bir tek kıymetli bir arazi vardı. Liderimiz bana dedi ki, sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin? Vallahi ne emrederseniz onu yaparım. Ama ona gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Topladım, kardeşlerimle bölüştüm. Çünkü onlar bu maceraya girmek istemediler. Kısa günün tüccarlarıydı, sihir tüccarlar. Çünkü bu savunma sanayi işine girmek bir macera o gün için. Ben de eski bir sosyalist ve yeni bir Müslüman olarak kardeşlerimin arasında adil bölüşmüştüm serveti. 16'da bir parçası kalmıştı. Dedim bu para var. Bununla alınabiliyorsa bilmem, ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi bir güçlü savunma sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. Ne yaparız dedi. Vallahi dedim, sizin büyük basiretinizle, ferasetinizle Arapların onurlu bir klanını, bölümünü kendine getirttiniz. Katarlar neredeyse tek millet, iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devleti ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı, o da kırmadı. VMC'nin %50-1'ini Katar ordusuna sattık, ortak aldık. Tek başıma yapmak istemiyordum. Bir de yerli, ben çünkü teklikten hoşlanmıyorum. Küçük olsun, benim olsun zihniyetinde bir iş adamı değilim. Büyük olsun, hepimizin olsun. Demin başkanım dedi ki, muhtemel rakipleriniz, ben ülke içindeki savunma sanayi girişimciliğine soyunmuş hiçbir şirketi rakibim olarak görmüyorum. Tam tersine ortağım olarak görüyorum. Onlarla her şeyi paylaşmaya hazırım ve zaten söylüyorum. Zaman daraldı. Sonra burayı aldık. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım, Talip Öztürk. Eşit bölüştük. Soyunduk. Çok kaliteli genç icracılarımız var. CEO'muz, oğlu vesaire.